Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim fındıklı şekerpare. Tam kıvamında olan bu şerbet tatlıyı mutlaka denemelisiniz. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Burada 2 su bardağı toz şekerim var. Üzerine 2,5 su bardağı su. Ve ocağın üzerine alıyorum. Şerbetimi ocağın üzerine aldım. Karıştıralım şeker erine kadar. Şekerim eridi. Şerbetim kaynamaya başladı. İçerisine bir dilim limon koyarak 10 dakika kaynatıyorum. Diğer tatlar gibi yoğun bir şerbet olmasına gerek yok. 10 dakika yeterli. Orta ateşte. Şerbetim kaynadı. Başka bir kabın içerisine alarak soğumaya bırakıyorum. Karıştırma kabın içerisine odasına bekmiş olduğum 125 gram tereyağımı aldım. Üzerine bir adet yumurta. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Yarım su bardağı pudra şekeri. Alarak güzelce karıştırıyorum. Ardından üzerine bir çay bardağı irmik, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya koyuyorum. Artık unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Çok az unumu ilave ediyorum. Bu tarif için ortalama 2,5 su bardağı un kullanacağız. Ama kontrollü olun. Karıştırmaya başlayalım. İlk etapta spatula karıştırıyorum. Yoksa elinize yapışabilir. Hamur kıvamına geldikten sonra elimize yoğuracağız. Biraz daha un ilave ediyorum. Artık elimle yoğuruyorum. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre, çay bardağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Onun için 2,5'tan fazla olabilir su bardağı veya 3 su bardağı olabilir. Onun için kontrol ilave edeceğiz. Biraz daha un ilave ediyorum. Yarım su bardağı kadar daha un ettim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım yani. Güzelce yoğuralım. Hamurumu toparladım. Kıvam bu şekilde olacak. Artık şekil verebiliriz. Hamurumdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve elimle yuvarlıyorum. Tepsimizi yağlamayacağız. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için gerek yok. Bu şekilde hafif bastıralım. Ve tepsimize dizelim. Bu tarifi 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay çünkü. Tatlarımı tamamladım. Tam ortasına bütün fındık yerleştiriyorum. Çok bastırmayın. Çok gevşek yapmayın. İsterseniz yumurta sarısı koyabilirsiniz ama bu tarifte fazla tercih edilmiyor. Ben fındık kullanıyorum. Siz derseniz badem de kullanabilirsiniz. Veya ceviz. Tatlımı önceden ısmış olduğum 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyorum. Tatlımı fırından çıkardım. 5 dakika dinlendirelim. Şerbetimin tamamını üzerine gezdiriyorum. Tatlımızın şerbetin çekmesini bekleyelim. Tatlım şerbetini çekti. Size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır oldu. Ve ağza dağılıyor. Şerbetini çam çekti. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.